Buralarda hiçbir beis yokken birdenbire seçimin ikinci gününde Diyarbakır'daki bir ağır ceza mahkemesinin verdiği kararla ortalık karıştı. Şimdi burada bir kurgu mu var? Bir şey mi yapılmak isteniyor? Nasıl yorumluyorsun Ruşen? Aslında toplayayım, toplamaya çalışayım mümkün olursa. Bir kere bu kararı veren hakim, önce en son oradan son sorundan başlayayım. Erhan Çavuşoğlu adlı bir hakim ki bu hakim daha önce Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi reisi ve Van'daki kurulan Hakim ve Savcılar Adalet Komisyonu'nda başkanıydı. Van'da bir sürü tartışmanın sonunda Diyarbakır'a gönderildiği iddiaları vardı ki aynı hakimin 2019 yılında o dönem HDP adıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Bediye Özgökçen'in yerine kayyum atanmasında da kararı olan kişi aynı hakim. Yine hatırlarsanız Van'ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde KHK'li diye mazbatası verilmeden ikinci sıra AKP'ye geçen, yani yeni nesil, o zaman içinde yeni nesil bir kayyumla mazbataları KHK'li olduğu için verilmeyen belediyelerin ikinci sıradaki AKP'li adaylara geçmesinin kararının altında imzası olan kişi de yine aynı hakim. Ve bugün Abdullah Zeydan'ın memnun haklarını geri alan kararın altındaki isim de, kararının imzası altındaki isim de aynı kişi. Dolayısıyla aslında bu da planlanmış gibi görünebilen ve aslında bu kişinin daha çok bu Kürt kentlerinde yapılan kayyum meselelerinde hukuki olarak karar verenlerden biriyim.